Herkese selamlar. Web Ustası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün tarihten yürüyeceğiz arkadaşlar. Harika bir video yapacağız. Sonuca sizler de şaşıracaksınız. Ve ben daha önce neden böyle bir video, neden böyle bir format yaratmadım diyeceksiniz. Arkadaşlar elimizin altındaki ücretsiz yöntemleri kullanacağız. Sizlere bugün ücretli herhangi bir yöntem anlatmayacağım. Kullandığım tüm sitelerin linkini video açıklamalarında ayrıca açıklama kısmındaki Telegram grubumuz da bulabileceksin. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün adım adım ilerleyeceğiz. Hemen CapCut uygulamamı burada açık bıraktım ve bir kanva sayfasında. Arkadaşlar buradan tasarım oluşturun diyoruz. Ardından YouTube videosu bölümü diyoruz. Şimdi açılan sayfada bileşenler diye bir bölüm var. Hemen sol kısımda araçlarda arkadaşlar. Buraya Mısır Antik yazıyorum ve aramamı yapıyorum arkadaşlar. Hemen alt kısımda videolar bölümünü göreceksiniz. Tümünü gör diyorum ve buradan beğendiğim video videoma belgesel tadı katabilecek tüm videoları indiriyorum. Hemen gördüğünüz üzere ben burada ortalama 7-8 adet video indirdim. Sizler de Canva'dan bu tür videoları ücretsiz şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Ne demiştik? Bugün ücretli herhangi bir uygulama kullanmayacağız. Canva'da Mısırla ilgili videolarımızı indirdikten sonra hemen alt kısımda videolarımız sıralı şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Paylaş diyeceğim, indir diyeceğim, sayfaları ayrı dosyalar olarak indir diyeceğim ve istersem HD kalitede, istersem burayı ki bu premium versiyon içindir 4K olarak ayarlayıp indirin diyeceğim. Ardından tüm videolarım ayrı ayrı bir klasör içine inecek dostum. Ki şimdi ne yapacağım? Hemen bu video bölümlerini alıp CapCut'ın içine atacağım arkadaş. Ve zaten hepsi seçili olduğu için herhangi birinin sağ altındaki Add to Track tuşuna bastığımda hemen timeline'ıma bu videolar eklenmiş olacak. Bunlar Burada dursun arkadaşlar. Şimdilik kanvanın bu sayfasını kapatıyorum. Kanva yine açık kalsın. Videomuzun ilerleyen bölümlerinde lazım olacak. Şimdi ise YouTube ses kitaplığına geliyorum arkadaşlar. Buraya nasıl gelineceğini bilmeyen arkadaşlar için hemen gösteriyorum. Hemen ana sayfanın sağ üstündeki kanal logonuza tıklayıp buradan YouTube stüdyoya geliyorsunuz. Ardından alt kısımda ses kitaplığı mevcut arkadaşlar. Böylelikle ses kitaplığımıza erişmiş oluyoruz. Şimdi ben üst kısımdaki arama Story yazdım. Bunu da nasıl yazdığımı göstereyim. Hemen böyle Story yazıp Enter'a tıkladığımda karşıma Story konulu müzikler çıkmış olacak. Bunlar YouTube'dan tamamen ücretsiz ve telifsiz şekilde kullanabileceğimiz yani herhangi bir ihlal yemeyeceğimiz YouTube'a ait müziklerdir. Buradan ücretsiz şekilde tamamen YouTube kitaplığına ait müzikleri indirebilirim. Şimdi buradan beğendiğimiz bir müziği indiriyoruz. Hemen sağ kısmında indir butonu var. İndirdim arkadaşlar hemen gördüğünüz üzere buraya indi ve bu müziği de tuttum. Hemen videomun alt kısmına ekliyorum. Dostlarım şimdiki aşamamız ise videomuza bir seslendirme oluşturmak. Ne yapıyoruz? Hemen ChatGPT'ye giriyoruz. Çünkü önceki aşamamız bir makale yazdırmak olacak ve ChatGPT'ye Mısır piramitlerinin tarihini kısaca anlatan 2 dakikalık bir YouTube video içeriği hazırlar mısın yazdı ve ChatGPT'ye gönderdi. Kısa bir süre içerisinde makalem hazır olacak arkadaşlar. Ben hemen şöyle bir bölümünü kopyaladım, aşağıya yapıştırdım ve dedim ki bu cümleleri İngilizceye çevirir misin? Aslında en başında da İngilizce bir makale üretebilirdim. Ancak sizlerin video içeriğini daha iyi görebilmeniz için sonradan İngilizceye çeviriyorum arkadaşlar. Ve kısa bir süre içerisinde buradaki metin İngilizceye çevrilmiş oldu. Şimdi burayı kopyaladım. Çok iyi bildiğiniz Eleven Labs uygulamasına geldim arkadaşlar. Yukarıdan sesimi ve ses ayarlarımı yaptıktan sonra hemen Ve the pyramids of Egypt are monumental structures built by the pharaohs who ruled in ancient kingdoms of Egypt. Sesimizi de dinlemiş olduk. Şimdi hemen sağ alttan sesi indir diyoruz. Kısa bir süre içerisinde sesimiz de inmiş oluyor. Bunu da hemen alıp CapCut'a atıyoruz arkadaşlar. Biraz kısa bir ses oldu. Dilerseniz hemen tekrar ChatGPT'ye gelelim. Şu iki cümlemizi alalım. Aşağıya yazalım. Ve bu cümleleri İngilizce'ye çevirir misin diyerek İngilizce'ye tekrar çevirtirelim. Kopyalıyorum. Tekrar Eleven Labs'e geliyorum. Buradaki metni silip hemen buraya yapıştırıp ses ayarlarımı tekrar yapıp generate diyorum. Şimdi tekrardan dinleyip zamanınızı almak istemiyorum arkadaşlar. Ses oluştuktan sonra hemen indireceğim. Sağ alttan indir dedim. İndirme tamamlandı. Hemen buradan sesimizi alıp CapCut'ta timeline bölümüne atıyoruz arkadaşlar. Aslında tüm istediklerim şu anda hazır. Sadece videomu artık editlemek kaldı. Şimdi videomuzu birlikte editleyelim. Öncelikle YouTube müziğimize şöyle bir düzenleme yapacağız. Biraz kısalım. Sesimizi bastırmasın. Şimdi görüntüleri şuradaki boşluklara göre düzenleyeceğim arkadaşlar. Şöyle boşluklara göre düzenlemiş oluyorum. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bu ses boşluklarını buradan alıp sesleri birleştirirsek daha güzel olacak. Hemen sağdan birazcık sayfamızı büyütelim. Şöyle yapalım. Buradaki boşluğu da alıyorum. Hemen burada da bir boşluğumuz var. Burayı da kestim, küçülttüm ve yanaştırdım. Biraz daha sağa geldiğimde burada da büyük bir boşluk var. Yine kestim. Böyle küçül yanaştırdım. Boşluklarımın tümünü alıyorum arkadaşlar. Buraları hızlandırmıyorum ki neler yaptığımı görün diye. Adım adım takip edin. Herhangi bir hata yapmayın. Mükemmel video çıkartmak elimizde ve bu videolar gerçekten çok izleniyor arkadaşlar. Uzun video yapıyoruz. Yani shorts videoya girmedik. Bunların daha uzununu, uzun versiyonunu da yapabilirsiniz. Videoda daha uzun bir video yapacak zamanımız yok. Sizlerin sıkılmasını istemiyorum. Şimdi her cümleye göre bu görüntülerimi ayar Arkadaşlar, böyle kısa kısa da olabilir, uzun görüntüler de olabilir. Beğenmediklerinizi buradan silebilirsiniz. Aslında tam oldu diyebiliriz. Tam da sesimize uygun görüntüler indirmişiz. Şimdi birlikte bir izleyelim. The pyramids of Egypt are monumental structures built by the pharaohs who ruled in ancient kingdoms of Egypt. These structures were constructed with the purpose of aiding the transition of the deceased to the afterlife and ensuring a powerful position for the pharaohs in the life after death. The... Tek sorunumuz biraz sesi kısmak. Bir de otomatik altyazı ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunu da hemen CapCut yardımıyla buradan auto caption diyerek buradan da İngilizceyi seçerek otomatik alt yazılarımız oluşmuş oluyor arkadaşlar. Evet dostlarım, alt yazılarımız da oluşmuş oldu. Hemen şöyle alt yazılarımızı biraz daha belirginleştirelim. Buradan yazı tipini değiştirelim. Biraz yatay olsun. Biraz da kalın bir hale getirelim. Şimdi videomuzu izleyelim arkadaşlar. The pyramids of Egypt are monumental structures built by the pharaohs who ruled in ancient kingdoms of Egypt. These structures were constructed with the purpose of aiding the transition of the deceased to the afterlife and ensuring a powerful position for the pharaohs in the life after death. The first great pyramid was constructed by Pharaoh Khufu. Who... Arkadaşlar aralara dileyenler şu şekilde transaction diyerek daha da filmsi bir ortama sahip olmak için buradan kullanabilirler ya da video efektlerimiz de bulunuyor arkadaşlar. Örneğin böyle bir efekt olabilir. Arkadaşlar CapCut'ın bu ücretsiz özel özelliklerinden mutlaka yararlanın. Bu tür tarih videoları gerçekten çok tutuyor, çok izleniyor. Bu örnek bir videodur. Bu bir başlangıç. Üzerine fikirlerinizi katma sizin elinizde. Şimdi geriye aslında bir YouTube küçük resmi oluşturmak var. Hemen bunu da birlikte oluşturalım arkadaşlar. Leonardo E'ye geldim. Launch App dedim ve prompt sayfamdayım arkadaşlar. Hemen sol kısımdan YouTube küçük resminin formatı olan 1280x720'yi e seçtim. Üst kısma ise hemen çeviride bulunduğu gibi mısır, piramitler, gerçekçi renk tonları, YouTube küçük resmi, savaş, yağmur gibi bir prompt tekste hazırladım. Buradan kopyaladım arkadaşlar. Hemen buraya olduğu gibi yapıştırıp generate dedim. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Generate history'e geliyorum. Bakalım karşımıza neler çıkacak dostlar. Birlikte takip edin. Evet aslında küçük resmime arka plan olabilecek resimler oluşturuldu. Hemen bunu indiriyorum. Download image diyorum ve kanvaya geri dönüyor. Şimdi buraya tasarım oluşturun dedikten sonra YouTube küçük resmi yazacağım. Hemen buradan bir şablon seçeceğim ve arka planıma uygulayacağım arkadaş. Şuradaki grubu çözüyorum ve buradaki görüntüyü yok ediyorum. Format hoşuma gitti arkadaşlar. Şurayı sildim ve arka planı da sildim arkadaşlar. Arka planıma az önceki Mısır piramitlerini ekleyeceğim. Dosya yükle diyorum ve buradan alıyorum. Hemen sayfama uyguluyorum. Sayfamı tamamıyla kapladım arkadaşlar. Konumlandır dedim. En arkaya aldım. Burayı da en üste alacağım arkadaşlar. Şuradaki çarpıyı da siliyorum. Biraz daha büyüteceğim arkadaşlar. Arka planı siyah beyaz yapacağım. Hemen şurada iki bölüm görüyorsunuz ve orta kısım renkli olacak. Hemen buradan fotoğrafı düzenle dedim. Efektler bölümüne geldim. Tümünü gör dedim. Hemen aşağıda mono var görüyorsunuz. Bunları tek tek deneyerek istediğimizi elde edeceğiz. Burası siyah beyaz oldu. Şimdi orta kısmı renkli yapacağım. Aynısını kopyaladım. Şimdi burayı renkli yapacağım arkadaşlar. Az önce kopyaladığım resim siyah beyaz olduğu için aynı efekt buna da uygulandı. Buradan hiçbiri diyorum ve şuradan küçülterek hemen orta kısma bunu uygulayacağım. Böylelikle güzel bir arka plan elde etmiş olacağız. Ön plana da resmimizin devamı gibi renkli bir etki yaratmış olacağız. Konumlandır diyelim. Böyle bir küçük resim yaptık arkadaşlar. Şu burayı da hemen değiştiriyoruz. Örneğin Mısır Antik. Gördüğünüz üzere yazı biraz boğuldu arkadaşlar. Sıcak soğuk renk dengesinden dolayı ortaya aldım. Tam ortalayacağım arkadaşlar şu şekilde. Efektler bölümüne geleceğim. Ana hat bölümüne geleceğim. Hemen burayı siyah yapacağım. Kalınlığını biraz daha ayarladım. Şuradan hemen ortalamasını istedim. Buradan satır aralığını belirledim ve buradan bir yazı tipi belirleyeceğim arkadaşlar. Bu daha güzel bir etki yarattı tabi dileyenler üzerine daha fazla bileşen de ekleyebilir. Evet dostlar aslında videoyla ilgili her şeyimiz hazır. Şimdi büyük ekranda birlikte izleyelim. The pyramids of Egypt are monumental structures built by the pharaohs who ruled in ancient kingdoms of Egypt. These structures were constructed with the purpose of aiding the transition of the deceased to the afterlife and ensuring a powerful position for the pharaohs in the life after death. The first great pyramid was constructed by Pharaoh Khufu, who reigned in Giza in the 26th century BC, known as the Khufu Pyramid or the Great Pyramid. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.